Şöyle diyelim, şu andan itibaren bir 10 dakika yaklaşık olarak Türkiye'deki tarikat gerçeğine bir bakacağız. En görünür olan FETÖ. Çünkü FETÖ'ye Fethullahçı Gülen örgütü diye başlayan yolculuğuna, terör örgütü diye devam ettiği ve ona yönelik operasyonlar yapıldığı için bu ülkede biz oradaki gerçeği daha net görebiliyoruz. Bakın bir tablo, bakanlıklarda FETÖ gerçeğini bize sunan bir tablo Profesör Cankat Tulunay tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı. Aile Bakanlığındaki oran, işte Başbakanlık 2019 diye tarif edilmiş, hani devrediliyor Cumhurbaşkanlığına ama hani kalan yapılar üzerinde herhalde değerlendirme yapılmış. Oranlamaya bakalım, ihraç edilenlerin oranına bakalım sevgili dostlar. Burada 14,5, bakın onun üzerine bir tek Başbakanlık diye o Cumhurbaşkanlığına devredilen yapı görülüyor. Onun dışında da Sağlık Bakanlığı en yüksek FETÖ'cü oranına sahip olan bakanlık olarak %14,5 olarak ortaya çıkıyor sevgili dostlarım. Şimdi burada mevcut personeli ne oranla %14,5 FETÖ'cü barındıran, ihraç edilmiş olan Sağlık Bakanlığı'nda şu şerhi bir koymam gerekiyor. Bütün devlet kadroları için geçerli. FETÖ'cü ihraç ediyoruz diye ihbarla herkesi ihraç ettiler. Tamam, ama yine oranlıktıya baktığınız zaman, hani bakanlıklar arası karşılaştırmaya baktığınız zaman yine de farkı fark ediyorsunuz. Fakat burada bir ayrıntı var. Burada önemli bir ayrıntı var. Bu önemli ayrıntıyı Sağlık Bakanlığı'nın tarikatlar açısından önemsenen bir bakanlık olduğu gerçeğini biz yeni keşfetmiyoruz. Recep Akdağ bakan olduğunda menzil tarikatına oranın yoğunlaşıldığını, Sağlık Bakanlığı'na menzil tarikatının ağırlıklı olarak varlık göstermeye başladığına dair haberleri daha önceden tanıyoruz. Tabii bize burada ağırlıklı haberleri sunan iki kaynak var şu anda sevgili dostlar. Metastas kitabı ve Menzil kitabı. Şimdi Metastas'ta Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun kitabında Beyaz Önlüklü Menzilci Örgütlenme Türkiye'nin gündeminde haberini bir sunmak istiyorum sizlere öncelikle. Burada edindiğimiz bilgilere şöyle bir bakacak olursak, Soner Yalçın, Recep Akdağ'ın Sağlık Bakanlığı koltuğuna oturmasında menzil tarikatının etkili olduğunu yazmıştı. Sonrasında yeni bilgiler ortaya çıktı. Metastas kitabında da işte bu bakanlıktaki varlık gösteren menzilcilerle ilgili önemli ayrıntılar paylaşıldı. Şimdi bu ayrıntılar arasında dikkatimi çeken cümleyi sizinle paylaşmak isterim. Yakın dönemde ortaya çıktı, bu çok tartışıldı biliyorsunuz, zaten Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın içeri alınmasının nedeni hem yazılmamış kitapları hem de bu kitap diye değerlendirildi. Sağlık Bakanlığı kadrolarının oluşturulmasında ve görevde yükselmelerde tarikat etkisi görünüyor. Sağlık Bakanlığı ihalelerine katılıyorlar. Tarikatlardaki kirli bağlantılar kapsamında soruyoruz. Sağlık Bakanlığı'na ayrılan bütçenin ne kadarı tarikatların cebine akmaktadır gibi sorular da dikkati çekiyor sevgili dostlar. Metastas kitabında. Şimdi burada paylaşmak istediğim bir başka bilgi ise Saygı Öztürk'ün Menzil kitabıyla ilgili. Saygı Öztürk kitabını yazarken Menzil tarikatını ziyaret etti. Orada iki önemli konu konuşuldu sevgili dostlar. İki önemli konu konuşuldu. Şimdi ona odaklanacak bir çerçeve şekillendirmek istiyorum. Mizampajımı yaptım ve şimdi onu anlatmak istiyorum sizlere sevgili dostlarım. Saygı Öztürk'ün kitabında, Aytun Çerkin'in kitabının sırf o bölümlerini, menzille ilgili bölümlerini zaten daha önce haber yaptı sevgili dostlar. Ve biz de bu yayında daha önce değerlendirmiştik ama biraz ayrıntı verelim, daha fazla ayrıntı verelim. Menzil, Sağlık Bakanlığı'nı ele geçirdiği biliniyor diyor sorarken Saygı Öztürk Menzil kitabında ve Şeyh Erol resmen röportajda çok açık bir şekilde Recep Akdağ'ı tanıyorum, buraya menzile gelmiş gitmişti, Sağlık Bakanlığı menzil cemaatine bağlı diye liyakatsız bir insan almışsa vallahi doğru değildir diyor ama menzilcileri aldı diyor. Aynı zamanda şöyle bir soru var. Menzilcilerin bakanlıktaki gücüne, diyor ki yine Şeyh Erol.
Enerji Bakanı Taner Yıldız da, Sağlık Eski Bakanı Recep Akdağ da bizim evimizde büyüdüler. Her tarafta yanımda olan insanlardı. Şimdi selam vermiyorlar. Biz menzilden kopunca bizden koptular. Biz değil, menzilciler Türkiye'nin her yerinde güçlü. Bilmiyorum, devlette her yerde adamları var diyor Saygı Öztürk'ün kitabında. Bir sadece Sağlık Bakanlığı'nda değil, devlette her yerde adamları var cümlesini dikkatlerinize sunmak istiyorum bu bağlamda. Şimdi sevgili dostlarım, burada tabii konuşulması gereken bir başka konu. Sağlık Bakanlığı'ndaki durum o kadar vahim ki, bir plakadan söz edilmiş daha önce. GVS plaka. Sağlık Bakanlığı'nın uçaklarında bu plaka, araçlarında bu plaka kullanılıyor imiş. Yine Oda TV'nin haberi bize bunu daha önce sunmuştu. Tahtlı nişan töreniyle gündeme gelen menzil tarikatına ilişkin dikkat çeken iddialardan birisini avukat Fidel Okan GVS plakalı araçlar üzerinden açıklamış. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı uçakların isimleri aynı. TC-GVS. GVS plakalı araçları menzil tarikatı alıyormuş. GVS plakalı uçakları da Sağlık Bakanlığı alıyormuş. Bir tesadüf değil. Menzil tarikatını Sağlık Bakanlığı ele geçirdiği için, Sağlık Bakanlığı'nı ele geçirdikleri için GVS plakası kullanılıyorlar diyor Fidel Okan. GVS de onların şeyhi açısından, yanlış hatırlamıyorsam, bir kısaltma sevgili dostlar. Menzil tarikatının kullandığı bir kısaltma. Şimdi burada bu haftanın en önemli söyleşisine tekrar bir dönelim isterim. Tarikat gerçeğini bize hafta başında, Pazartesi günü İpek Özbey söyleşisinde Profesör Esergül Balcı çok iyi anlatmıştı. Hala ayrıntılarını okumadıysanız bu söyleşiyi, Cumartesi gününün Cumhuriyet Gazetesi haberini kayıtlara geçsin diye bir hatırlatayım. Orada edindiğimiz bilgiler neydi? Türkiye'de 30 tarikat ve 400 onunla bağlantılı. Şuraya notumu almıştım. 400 kol var sevgili dostlar. Ve 1 milyon çocuk da tarikatların elinde. Şimdi bu bilgileri bize Esergül Balcı'nın 2018'de yaptığı tarikat çalışması sundu. Saha çalışması. Hatta Esergül Balcı, daha önce de konuşmuştuk, soruşturma geçiriyor bu konu hakkında. Şimdi bir de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, ki geçen hafta o konuyu da işledim sizinle, Osmanlı düzeni gibi bir kontrol mekanizması getirip tekke ve zaviyelerin kapatılması yasasının da üstünden geçmek istiyorlar diye anlatmıştım hatırlarsanız. Osmanlı'da şeyhler meclisi kuruluyormuş ya, hani onu arzu ediyorlar diye geçen hafta konuşmuştuk tarikatlarla ilgili bir programda. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da raporunda yer alan tarikatlarla ilgili bir başka çalışmayı dikkatlerinize sunmak istiyorum. Bu da Siyaset Kafe sitesinde Türkiye'nin tarikat ve cemaat haritasının yayınlandığını belirterek, buradan yola çıkarak bazı bilgiler paylaşmak istiyorum sizinle. Şimdi Mürteza Öztürk yazmış bu yazıyı. Bir harita kullanmış ve bu haritada Türkiye'de ne kadar tarikat ve cemaat varsa Türkiye'nin bütün illerine dağılmış, yayılmış bir yapıdan bahsettiğimizi söylemek isterim sevgili dostlar. Şimdi burada Soner hemen bir bilgi paylaşmış, onu sizinle çok teşekkür ederim, unuttum ben bu GVS'nin açılımı. Gavs-ı Sani Seyit Abdulbaki Erol, menzilcilerin lideri, Gavs-ı Sani olarak biliniyor, yani GVS onun kısaltması. Tamam, çok teşekkür ediyorum Soner. Şimdi Siyaset Kafe internet sitesinde yapılan analizde bir harita kullanılıyor. Bu haritaya baktığımızda ilk gördüğüm şey şu oldu sevgili dostlar. Bütün kalelerine girilmiş, bütün tersaneleri işgal edilmiş. Böyle bir duyguya kapıldım. Onu ifade etmek isterim. Bu harita gördüğünüz gibi Türkiye'yi çepeçevre sarmış bir gerçekliği sunuyor bize. Tarikat gerçekliği denirken. Şimdi bu bilgilerle beraber, bu hakikaten Mürteza Öztürk, ben ilk kez rastladım. Türker Ertürk paylaştı bu siteyle ilgili sitenin çalışmasını. Ben de orada inceleme yapmış oldum bu sayede. Bilgilere bakalım. Şimdi en büyük tarikatın Türkiye'de Nakşibendilik olduğu vurgulanmış.
Özellikle FETÖ kalkışmasından sonra tarikatlarla ilgili gerçekliğin dikkat çektiğini ifade ettikten sonra Nakşibendiliğin Türkiye içerisinde en etkili tarikat olduğu vurgulanmış. Şimdi bunu söyledikten sonra tarihsel geçmişine bakmadan devam etmek istiyorum sevgili dostlar. Çünkü her tarikatın hani bildiğimiz Nakşilik, İsmail Ağa, Nur Cemaati gibi bir takım cemaatlerin içerisinden türeyen bir sürü cemaat çıkıyor karşımıza. Evet, tarikatların hani geniş ağ diye baktığınız zaman 30 tarikatın arasından 400 kol çıktığı gerçeğiyle beraber baktığımız zaman belli başlı tarikatlar Nakşibendi, Kadiri, Mevlevi, Halveti, Rufai, Melami Bayrami, Sühverdiye, Çeşti, Şezeliye gibi galibiler varmış bir de. Tarikatlar zaman içerisinde bölünerek içlerinden birçok cemaate ayrılmışlar. Bazı cemaatler büyüklüğü ve etkinliğiyle tarikatların önüne geçmiş. Mesela bunların en önemli örneği de Nurcularmış. Nakşibendi tarikatından olmakla beraber orayı da aşmış diye tarif ediyor okuduğumuz yazı. Devam edelim bir başka unsuruna. Neler, hangi kollar türedi diye bakalım. Nurcuların içinden çıkan cemaatler 16 tane sevgili dostlar. Bunların arasında FETÖ de var. İlim Yayma Cemiyeti, Yeni Asyacılar, Kırkıncı Hocalar, Yeni Nesilciler, Aczimendiler, Meşveretçiler, Med Zehra Grubu, Zehra Vakfı, Okuyucular, bazılarını çok duyuyorsunuz bakın. Okuyucuları İçişleri Bakanlığı ile ilgili haberlerde duyarız okuyucular, yazıcılar diye. Sungurcular, Medrese Alimleri Vakfı, Şalvarlı Efe Cemaati, Hayrat Cemaati, Norşin Dergahı. Bunlar da görüldüğü gibi Nurcuların içinden çıkmış diye tarif ediliyor. Ben hani bu kadar ayrıntılı bilmiyordum. Doğrusu benim için de önemli bir kaynak oldu bu paylaşım sevgili dostlar. Şimdi devam edelim. Nurcuların içinden çıkan tarikatların yanı sıra. Melami tarikatı Bayramilerin içinden neler çıkmış ona odaklanalım. Ardından da diğer tarikatlara bakalım. Makşukiler, Aksarayiler, Edirneviler, Yakubiler, Kabayiler, Kemaliler böyle oturup hakikaten çalışmak lazım. Sühverdiye tarikatı, Çeşdiye tarikatı, Şezaliye tarikatı gibi tarikatlar. Şimdi bazılarının yurt dışı bağlantıları var. Kimisi Bağdat'la, kimisi Suriye'yle ki bu kökleri var. Kimisi Hindistan'la. Bakın ben geçen Medyascope'da bir halifelikle ilgili, hilafetle ilgili bir yayın dinledim. Bir profesör orada İslam tarihini anlatırken tarikatların bağını Osmanlı ile Hindistan'dan buluşturuyor. Nakşilerin özü oymuş mesela. Çok ilginç, etkiliymiş bayağı bir. Onu anlatmıştı. Bu tarikat işi yol olarak ifade ediliyor ya, hani bilmiyorsunuz, bir de şöyle diyorlar bize, cahil cahil konuşuyorsunuz, tarikat yoldur falan. Yol, evet. Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Medeniyet yoludur bizim yolumuz diyor ya. Onun için böyle bakıyoruz biz olaya sonuç olarak. Evet, bu tarikatlarla ilgili bilgiler içerisinde Nakşibendi mesela tarikatının içinden Menzilciler, İskender Paşa, İsmail Ağa, Süleymancılar, Hazneviler, Yahyalı, Erenköy, Tufancılar, Kıbrisiler, Zilan, Reyhaniler, Hacegan, Işıkçılar, Arvasiler, Akfırat Cemaati, Halidiye, Bilavis Grubu, Şeyh Muhabbet gibi bir listeleme de karşımıza çıkıyor. Şimdi burada bunlar Cumhuriyet'in ilanından sonraki tekke ve zaviyelerin kapatılması ile beraber yer altına indiler. Belki bu kadar çok kolları yoktu, bu kadar ayrılmamışlardı. Zaman içinde oluştu o sevgili dostlarım. Ve hani yer altındaki süreç çok da uzun sürmedi. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra dinin siyasete alet edilmesi zaten çok geçmedi. Çok partili hayata geçerken hem CHP'yi yöneten İsmet İnönü'nün hem de Adalet Partisi, işte Adnan Menderes'in varlık gösterme sebebi diye dine dayanması diye gördüğünüz yerde oradaki siyasi, hani siyasetiniz batsın dedim ya, oraya bağlamak istiyorum. Oradaki siyasi çekişmenin içerisinde
içinde yer buldu kendine zaten. Orada palazlanmaya başladı. Orada tavizler verilmeye başlandı zaten. Mesele orada başladı zaten. Hani buna şey de stratejik olarak NATO'nun işte eğitimde olduğu gibi işte değişik kollardan İngiliz istihbaratının şey başarısıdır diyorlar ya, bu cemaatlerin kökleşmesiyle ilgili onların desteğiyle varlar falan diye. Çeşitli iddiaları da sayabilirsiniz, koyabilirsiniz. Yani onların yer altında varlık göstermelerinin haricinde yer üstünde aldıkları destekle de büyüdüklerine dair bir varsayım da bulunmakta. Hadi toparlayalım. Rufai tarikatı denilmiş. Onun kollarından bahseden bir ayrıntı. Bakıyorum başka. Haveti tarikatı. Geçen Uşakiler'de Haveti tarikatından da hatırlayacaksınız cinsel istismar meselesi. O bambaşka bir hadise. O da biati önerdiği için badeciler falan. Onlar da başka bir hadise sevgili dostlar. Çünkü burada biat var ve kapalı kapı şeffaf değil. İçinde de her şey olabilir. Rant sistemi dahil olmak üzere. Yazının özü, yazının bitişine şöyle bir odaklanalım. Mürteza Öztürk'ün yazdığı bu tarikat haritası ile ilgili, Türkiye'deki harita ile ilgili öze bir bakalım istiyorum sevgili dostlar. Bu öz de bize bir harita, bir yol çizsin diye düşünüyorum. Şöyle haritayla beraber bakarak gidelim. Türkiye'de siyasal İslam ve buna bağlı olarak siyasi partilerin oy deposu haline gelen tarikat ve cemaatlerin topluma din ve ahlak öğretisi vermekten çok uzak olduğu gözlenmektedir. Tarikat ve cemaatler sadece dini tanıtmak ve öğretmek için çalışsaydı ne ülkede yolsuzluk, fuhuş, ahlaksızlık bu kadar artardı ne de 15 Temmuz yaşanırdı. Bu kadar fazla tarikat ve cemaatin olması bir dini kazanç rekabeti haline gelmiş. Tarikat kelime anlamıyla tarik yol demektir. Allah'a giden yol derken para ve şöhret kazanmaya giden yola dönüşmüş. Son yapılan operasyonda işte Furkan Vakfı, Adnan Hoca cemaati gibi cemaatlere, Süleymancılara odaklanıyor yazı. 15 Temmuz'dan sonra ortaya çıkan gerçekler bize cemaatlerin kontrol altına alınması gerektiğini gösteriyor diye noktalanıyor. Şimdi şeffaf olmayan, biatı öneren bir yapıyı kontrol edemezsiniz. Bana kalırsa kapatılması gerekiyor sevgili dostlar. Yani iyisi kötüsü olmaz. Bunun azıcığı, ucundan azıcık da olmaz. Bu işin temizlenmesi için kapatılması, ama kapatılırken de yüksek dozda eğitim enjekte edilmesi gerekiyor.